Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Danışanlarım bana geldiği zaman ilk sorduğum sorulardan bir tanesi şudur. Gelenler çünkü zaten ben çok mutsuzum diyor. Ben mutlu olmak istiyorum. Ben de soruyorum. Sen nasıl mutlu olursun? Kimisi diyor ki ben evlenince mutlu olurum. Kimisi ben ev sahibi olunca mutlu olurum. Kimisi ben iş sahibi olunca mutlu olurum. Kimisi ben emekli olunca mutlu olurum der. Ve daha birçok şekilde kendi bulundukları durumda kendilerine göre bana bir cevap verirler. Ve ben dönüp ben sorarım. Bütün evliler mutlu mu? Bütün iş sahipleri mutlu mu? Bütün emekliler mutlu mu? Ve böyle sorduğum zaman önce bir şaşırırlar. Derim ki mutluluk nedir? Bana bir mutluluğu tarif et. Ama hocam işte evlenince mutlu olunur. Bak derim etrafına. Her gün kaç tane çift ayrılıyor. Demek ki evlenmekle mutluluğu bütünselleştiremezsin. İş sahibi. Dön bak bakayım kaç tane iş sahibi mutlu. Birçoğu mutsuz. Hatta şöhretlilere bak. Milyarderlere bak. Her gün sosyal medyada bunların da mutsuzluklarını anlatan bir sürü hikaye dinlemiyor muyuz? Peki mutluluk nedir? Evet dostlarım. Mutluluk bir bakış açısıdır. Şimdi bir elimizde yarım bardak su var. Bazı insanlar bu yarım bardak suya şöyle bakar. Aa, benim yarım bardak suyum kaldı. Ağlamaya başlar. Bazı insanlar da şöyle bakar. Oh be, hala daha bardağımda yarım bardak su var. Gülerek, mutlu olarak. Biri olanı kabul eder, biri olanı kabul etmez. Yani mutluluk nedir? Değiştiremeyeceğimiz olaylar bizim üzerimize gelebilir dostlarım benim. Eğer biz bu gelen olaylar için üzülmeye başlarsak mutsuz oluruz. Ama eğer gelen olayları kabul edersek, ne kadar acı da olursa olsun, içindeki olumlu yanları bularak yine mutluluk payını çıkarabiliriz dostlarım benim. Düşünün bir kere. Ansızdan bir adam çıktı geldi, gözlerinin içi güler. Dudağından gülüş eksik olmaz. Dersiniz, şaşırırsınız. Bu adamın neyi var? Neden bu kadar mutlu? Dönüp inceleseniz, belki sizin her şeyiniz ondan fazla. Ama o mutlu. Ben neden mutsuzum? Dostlarım benim, mutluluk bir bakış açısıdır. Yüreğinizden gelen sesi dinleyerek var olana hem şükredeceksiniz hem de ondan mutluluk payları çıkaracaksınız. Sahip olduğunuz neler var? Balkonunuzda ektiğiniz çiçek mi açtı, kokuyor mu? Bundan mutlu olabilirsiniz. Sabah çocuklarınızı uyandırdığınız zaman onların vıcırtısından mutlu olabiliyor musunuz?
Çıkıp sokakta yürürken bir simit yemekten mutlu olur musunuz? Bu size keyif verir mi? Evet. Mutluluk yaşamın içindedir. Mutluluk parayla satın alınacak herhangi bir şey değil dostlarım benim. Mutluluk bakış açımızdadır. Mutluluk yüreğimizden gelen o olumlu, zengin duyguları yaşamın içine serpiştirmektir. Eğer biz gözümüzü komşumuzun bahçesine dikersek ve oradaki açılmış güllere, güzel güzel çiçeklere bakarak ah çekersek, boynumuz bükülü kalır, boyun ağrısı çekeriz. Çünkü biz aslında kendi bahçemize bakmayı unuttuk. Başkasının bahçesine bakmaktan kendimizi alamaz olduk. Dönün, kendi bahçenize bir bakın. Orada neler var? Taşlar, dikenli otlar sarmış olabilir. İçinde güller, mis gibi kokan çiçekler de var. Hadi iş başına. Kalkın o taşları, o ayrık otlarını, dikenleri temizleyin. Atın dışarı. Bahçenizde oturulacak güzel yerler açın. Dostlarım benim. Başkaları bunu yaparken siz bende yok diye yanmayın. Bunu siz de yapabilirsiniz. Bunun mevkiyle, şöhretle, fakirlikle, zenginlikle bir alakası yok. O zenginlik sizin yüreğinizdedir. Duygularınızdadır, olumlu duygularınızdadır. Bu duygularınızı kalkın açığa çıkarın. Bakış açımızdadır. Mutluluk bir yoldur. Dostlarım benim. Kalkın artık elimizde ne varsa şükredelim. Ve onun içindeki o güzelliklere odaklanalım. Mutluluk hepimizin hakkıdır. Mutlu olalım. Gülelim dostlarım benim. Zaten biz bunu yaparsak enerjimiz yükselecek. Ve daha güzellikler bizim önümüze serilecek. Mutlu insanı mutluluk kovalar. Ama bunun ilk adımını sen atmalısın. O etrafına baktığın negatif gözleri kaldır. Artık dünyaya olumlu gözlerle bakmalısın ki uyumu, anlayışı, huzuru yakalayabilesin. Ve bunları yakaladığın zaman yükseleceksin. Ve bunu senin için başka kimse yapamaz. Bir kurtarıcı gelerek seni mutlu edemez. Sen mutluluğu seçmemişsen mutluluk seni seçmez. Başkası da bunu sana veremez. Ev de alsan, evlensen de, emekli de olsan yine mutlu olamazsın. Çünkü dünyaya bakarken negatif, şikayet eden gözlerle bakıyorsun. Bu bakış açısını değiştirmediğin sürece eline ne imkanlar geçerse geçsin, yine şikayet edeceksin. Yine mutsuz olacaksın aziz dostum. Kalkın artık bahçenize girin. Oradaki güle, mis kokan çiçeklere odaklanın. Gerisini toplayın, dışarı atın. Dostlarım benim, ilk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dostlarım benim, yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın.
Işıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.